fizik bilimi kuramlarına kesinlik ve açıklık getirmek üzere büyük ölçüde matematikten yararlanırken, günümüzde fizik kanunları, teorileri ve deneyleri de sosyal bilimlerde, sağlık ve fen bilimlerinde sıkça kullanılmaktadır. Şimdi bunlardan birkaçını örnekleriyle açıklayalım. Fiziğin kimyadaki uygulamaları Temel bilimler içerisinde fiziğe en yakın olan bilim dalı kimyadır. Fizik ve kimyanın birçok ortak alanı vardır. Kimya da bir temel bilim olmasına karşın kimyadaki olaylar fizik kurallarıyla açıklanır. Örneğin, bir molekülün polar mı, apolar mı olduğunu belirlemek için fizikteki bileşke kuvvet tanımından faydalanılır. Karbondioksit molekülünü göz önüne aldığımızda karbon atomuna oksijen atomları eşit fakat zıt yönde kuvvetler uygular. Karbon üzerindeki net kuvvet sıfır olduğundan karbondioksit molekülü apolardır denir. Ayrıca su moleküllerinde hidrojen atomlarının oksijen atomuna uyguladıkları toplam kuvvetin değeri sıfırdan farklı olduğundan su molekülü polardır denir. Bunların dışında kimyada kullanılan fizik yasaları, atom, atom teorileri ve atomun yapısı hakkında ulaşılan bilgi birikiminde, karışımların ayrıştırılmasında, gazların davranışlarının açıklanmasında, tepkime hızının bulunmasında, tepkime ısısının hesaplanmasında, elektroliz ve pillerde kullanılmaktadır. Sonuç olarak fizik ve kimya iç içe olan iki bilim dalıdır. Fiziğin kimyadaki uygulama alanı geniştir. İki bilimi bir çizgiyle ayırmak imkansızdır. Fiziğin biyolojideki uygulamaları Temel bilimler içerisinde yer alan biyolojide birçok olay açıklanırken fizikteki temel yasalardan faydalanılır. Fizik kanunları özellikle biyofizikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Canlı organizmalarla ilgili çalışmalarda gözün optik sisteminin incelenmesinde Göz merceğinin karakteristiğinde, retina tabakasında görüntünün meydana gelmesinde, görüntünün netleştirilmesinde tamamen fizik prensipleri, metotları ve aletleri kullanılır. Örneğin miyop göz kusurunu düzeltmek için kalın kenarlı mercek, hipermetrop göz kusurunu düzeltmek için ince kenarlı mercek ve astimat içinde silindirik kenarlı mercek kullanılması optik kanunlarının bir sonucudur. Canlı sistemin görev yapan organlarından görme, İşitme, temas duyusu, sinir sistemi olaylarının açıklanmasında da fizik yasaları kullanılır. Örneğin ağrı kesicilerin işlevini açıklarken şu fiziksel yorumu yapabiliriz. Bir sinir hücresinden diğer bir sinir hücresine uyartılar, sinaps adı verilen boşluklardan iletilir. Bu iletkenlik bazı kimyasal maddeler tarafından gerçekleştirilir. Bu kimyasal maddeler bir sinir hücresinin uç kısmından salgılanır ve diğer sinir hücresinin zarındaki alıcı uçlara bağlanır. Ağrı kesicilerinin bazıları bu alıcı uçlara bağlanarak yalıtkan bir tabaka oluşturur. Böylece iletim engellenir ve beyne sinyal ulaşamadığından ağrı hissedilmez. Fiziğin tıptaki uygulamaları. Tıp bir hasta doku üzerine tanı koyarken görüntüleme tekniklerini kullanır. Film, kalp akım grafiği, EKG, nükleer manyetik rezonans, NMR, ultrason gibi. Bu tekniklerin hangisi olursa olsun özünde fizik kanunları vardır. En basitinden kırık bir koldaki kırığın yerini ve büyüklüğünü tespit edebilmek için film çektiririz. Film çekilirken kol üzerine X ışınları düşürülür. Bu ışınlar yumuşak dokudan yani etten geçer, sert dokudan yani kemikten geçemez. Sonuçta kırılan parçada boşluk oluştuğunda X ışınları bu bölgeden de geçer ve bir film üzerine düşürüldüğünde iz oluşturur. Bu ize bakılarak kırığın büyüklüğü, yeri ve şekli tam olarak tespit edilir. X ışınları hem teşhiste hem de tedavide bazı kanser tiplerinde kullanılır. Aynı şekilde nükleer manyetik rezonans ya da kalp akım grafiğinden elde edilen sinyallerle dokudaki bozulmanın yeri ve şiddeti tam olarak tespit edilebilir. Ultrason modern tıbbın vazgeçemediği görüntüleme yöntemlerinden biridir. Ultrasonda yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak insan vücudunun içinde olup bitenler anlaşılabilir. Örneğin, bir annenin karnındaki bebeği görmede, sıvı içeren organlardaki kitle ve katı oluşumları izlemede ya da kalp işlevlerini ve yapısını incelemede ultrason cihazları kullanılır. Bu cihazlar, ses dalgalarının değişik yoğunlukta dokular içinde farklı hızlarda ilerlemesi ve yansıması prensibine dayanan bir mekanizma ile çalışır. Bu cihazların üstün özelliği, görüntünün gerçek zamanlı olması ve az enerji taşıdığından canlı doku üzerinde hiçbir olumsuz etkisinin olmamasıdır. Ayrıca ses dalgalarının girişiminden yararlanılarak böbrek taşları doku içinde kırılabilir. Çok hassas ameliyatlarda lazer ışığı kullanılır. Bunların tamamı fizik kanunlarıyla çalışır. Fizik ve tarih bilimi İnsanlık tarihinin en önemli olaylarından biri şüphesiz tekerleğin icadıdır. Tekerleğin hangi tarihte icat edildiği tam olarak bilinmemekle beraber, M.Ö. 2500-3000 yılları arasında kullanıldığı kesindir. Bu icatla o günün insanları avladığı hayvanları, kaya parçalarını ve ihtiyaç duyduğu şeyleri daha rahat taşımaya başladı. Daha sonra arabayı buldu ve bu arabayı çekmek için hayvanların gücünden yararlandı. İnsanların daha rahat, daha kısa sürede daha çok iş yapma arzusu yeni icatları doğurdu. Özellikle savaş aracı olarak kullanılan bu icatlar aynı zamanda insanlığın refah ve huzuru içinde uygulama alanları buldu. Bu buluşların temelinde fizik yasaları ve uygulamaları vardır. Mancınık, top yapımının bilindiği çağlarda kale kuşatmalarında ağır taş, gülle fırlatmakta kullanılan bir savaş aracıdır. Orta çağda yıkılmaz gibi görünen kaleler, eğik atış uygulaması olan mancınıkla yıkılmıştır. Zamanla yenilenerek geliştirilen mancınıkla kalelerin, şehirlerin kuşatılmasında ve surların yıkılmasında vazgeçilmez bir silah oluşturmuştur. Bilimdeki ilerlemelere bağlı olarak bu silahlar geliştirilip günümüzdeki topların, füzelerin ve bombaların temelini oluşturdu. Tarihte fizik sadece savaşlarda değil günlük hayatta da kullanılmıştır. Fizik yasalarını dikkate alarak yapılan kaleler, camiler, kiliseler, köprüler yüzyıllar boyu zamana meydan okumuştur. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman'ın baş mimarı Mimar Sinan köprüleri yaparken köprülerin ayaklarında V şeklinde dalga kıranlar kullanmıştır. Bu dalga kıranlar su dalgalarının köprü üzerindeki gücünü azaltmıştır. Sonuçta bu köprüler yıkılmadan günümüze kadar gelebilmiştir. Fizin coğrafyadaki uygulamaları Coğrafyanın en önemli dağlarından biri fiziki coğrafyadır. Fiziki coğrafya, dünyanın şekli, hareketleri, iklim, yer şekillerinin oluşumu, yer çekimi, akarsu hareketleri, dünyanın dönmesinden kaynaklanan merkezkaç kuvveti, bu kuvvetlerin iklim ve yaşam üzerindeki etkileri, ısı ve sıcaklık, kara ve suların ısınmasındaki farklılıklar, bu farklılıklardan doğan rüzgar, basınç gibi temel kavramlar ve bu kavramların etkileri fizikle ilgilidir. Ayrıca atmosferin özellikleri, ışığın kırılması, yansıması, rüzgarlardan akarsulardan faydalanılması, ay ve güneş tutulması gibi pek çok olayın açıklanmasında fizik kanunları kullanılır. Kıyılarda gözlenen gelgit olayı fizikteki kütle çekim kanunu ile açıklanır. Coğrafyada yer kabuğunun oluşumunda etkili olan iç kuvvetler ve dış kuvvetlerle kar, yağmur, kara, dolu gibi doğal olaylarının oluşumu açıklanırken de fizikteki kanunlar ve teoriler kullanılır. Fiziğin jeolojideki uygulamaları Jeoloji, dünyanın oluşumunu ve yeryüzünde meydana gelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişmelerin geçmişini araştıran bir bilimdir. Jeoloji biliminin birçok alanında fizik kullanılır. Bunların en başında yer kabuğunda meydana gelen kırılmalar, yer kabuğunun yapısı, bulunan bir örneğin yaşının tespiti ve bulunduğu ortamın fiziki değerleri, fizik kanunları kullanılarak açıklanır. Örneğin bir depremin yeri, zamanı, şiddeti ve oluşturduğu etkiler fizik kanunlarıyla açıklanabilir. Jeolojik olaylar yer kabuğunun yapısını ve görünümünü sürekli olarak değiştirir. Bu değişiklikler ısı, yer çekimi ve radyoaktivite gibi yerin enerji kaynaklarından ve güneş enerjisinden kaynaklanan yağış, rüzgar, sıcaklık, akarsu ve buzullar gibi etkenlerle meydana gelir. Jeoloji ayrıca yer kabuğunda bulunan çeşitli minerallerin tariflerini ve sınıflandırmalarını yapan, kristal yapılarını, fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen, başka minerallere nasıl dönüştüklerini anlatan bir bilimdir. Bu olayların tamamında fizik kanunları ve yasalarını kullanır. Fiziğin astronomideki uygulamaları Gökbilim veya astronomi, yörüngesel cisimleri ve dünya atmosferi dışındaki gezegenler, yıldızlar, kuyruklu yıldızlar, kutup ışınımı, galaksiler ve kozmik radyasyon gibi gözlenebilir bütün olay ve olguları inceleyen bilim dalıdır. Evrende bulunan her çeşit maddenin hareketini, dağılımını, kimyasal bileşimini, evrimini, fiziksel özelliklerini ve birbirleriyle etkileşimlerini araştırır. Fiziğin içinde önemli bir yere sahip olan ışığın doğası, atomların yapısı, optik gibi konular astronominin dalı olan astrofiziğin temellerini oluşturur. Örneğin ısıtılmış bir gaz ışığının ya da bir gaz bulutundan geçirilen ışığın bir prizma yardımıyla tayfı bulunur. Bu tayfta gazın yapısına ait çizgiler elde edilir. Her elementin farklı fiziksel şartlar altında verdiği çizgiler farklıdır. Laboratuvarlarda elementlere ait elde edilen tayf çizgileri yıldızlardan gelen ışığın tayfı ile karşılaştırılarak yıldızların fiziksel özellikleri ve kimyasal yapıları hakkında bilgi edinilebilir. Yıldızların atmosferlerinde hangi elementten ne kadar bulunduğunun yanı sıra yıldızların sıcaklıkları, radyal hızları, dönme hızları, manyetik alanları, mutlak parlaklıkları gibi bilgilere de ulaşmak mümkündür. Astrofiziğin bir dalı olan kozmoloji, evreni fiziksel bir sistem olarak inceler. Yani evrenin doğuşu ve büyümesi, evrimi, gök cisimlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri ve konumlarının hesaplanmasıyla ilişkilidir. Gök bilim gözlemleri yalnızca gök bilimle ilişkili değildir. Aynı zamanda genel görelilik kuramı gibi fizikte çok önemli bir yeri olan teorilerin ispatı içinde de bilgi sağlar. Fiziğin meteorolojide uygulamaları Meteoroloji kısaca atmosfer bilimidir. Havada meydana gelen ısı olayları günlük yaşantımızda son derece önemlidir. Atmosfer ve değişimleri fizikteki mekanik ve ısı prensipleriyle izah edilebilir. Meteoroloji, fizik biliminin hava olaylarını inceleyen, hava tahminleri yapan ve atmosfer olaylarını açıklayan önemli bir bölümüdür. Meteorolojide güneş ışıması, rüzgarlar, genel hava akımları, sıcaklık farkı, nem, siklon ve antisiklon, bulutlar, sis, çiğ, hortumlar, yüksekteki hava hareketleri gibi olayların tamamı fizik yasalarıyla açıklanır. Fizik ve Felsefe Felsefe, İsa'dan önce 6. yüzyılda doğmuş yeni bir görüş ve düşünce biçimidir. Bu yüzyıldan önce insanlar evrenle, evrendeki ve tabiattaki olaylarla ilgili sorulara efsaneler yardımıyla cevap veriyorlardı. Her olay tabiatüstü bir güçle açıklanmaya çalışılıyordu. Zamanla insanlar tabiattaki olayları efsanelerle değil, yine tabiatın kendisiyle sebep-sonuç ilişkisi kurarak açıklamaya başladılar. İşte felsefe, insanın evrenin niteliği ve yapısı hakkında gözlediklerine dayanarak düşünmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Fizik ve felsefe de birbiriyle yakından ilişkilidir. Newton'dan Heisenberg'e Max Born'dan David Bohm'a kadar birçok fizikçi aynı zamanda iyi birer filozoftular. 17. yüzyılda Descartes'in şüpheciliğiyle düşünüyorum öyleyse varım düşüncesini temel alması ve bunun üzerine felsefesini kurması, mekanik evren anlayışını oluşturması ve Newton'un öğrenciliği sırasında Descartes'in görüşleriyle tanışıp daha sonra mekaniğin temel yasalarını ortaya atması fizik-felsefe ilişkisinin bir örneğidir. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında fizikteki bazı olayların Newton mekaniğiyle açıklanamaması kuantum fiziğinin doğmasını sağladı. Kuantum fiziğinin doğması beraberinde çok derin felsefi tartışmaları da getirdi. Felsefe fizik için kaçınılmazlığını korudu ve koruyacak da. Aynı şekilde fiziğin de felsefe için kaçınılmaz olduğu görüldü. Fizikteki birçok buluşun temelindeki ilk düşünce metafiziktir. Metafizik ise felsefenin bir dalıdır. İncelemeleri varlık, varoluş, evrensel, özellik, ilişki, sebep, uzay, zaman, tanrı, olay gibi kavramlar üzerinedir. Bu kavramların birçoğu aynı zamanda fiziğin çalışma alanını oluşturmaktadır.